Merhaba Kasan, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz kuşlar nasıl uçar? O zaman hadi başlayalım. Bu genel olarak onların kanat yapıları ve kanatlarını çırpmalarıyla alakalıdır. Eğer kuşun kanadına yandan bakacak olursak, onun yan dönmüş bir virgüle benzediğini görürüz. Bu şekline airfoil denir. Hava tıpkı su gibi hareket eder. Dar alanlarda hızlanıp geniş bölgelerde yavaşlar. Kanadın üst kısmı havayı sıkıştırıp hızlanmaya zorlar, alt kısmı ise genişletir ve yavaşlamasına sebep olur. Alt bölgedeki hava daha yavaş hareket ettiği için daha uzun süre etki eder ve üst bölgeye daha göre daha fazla etmesinden dolayı kanat yukarı hareket eder. Ve buna kaldırma denir. Kuşların uçmasının asıl sebebidir ancak şöyle bir şey daha vardır ki kuşlar kanatlarını öne ve aşağı hareket ettirirler. Bu da bir bakıma havaya tırmanmak gibidir. Başka bir deyişle havada yüzmek. Kanatlarını öne hareket ettirerek kendilerini ileri hareket ettirirler. Özellikle havlanırken buna itme denir. Ayrıca bunu sürekli olarak yapmak çok fazla enerji gerektirir. Bunu karşılamak için kuşlar kanatlarını çırpacak güçlü kaslara, oksijeni vücudunda alacak, toplayacak, daha doğrusu güçlü akciğerlere ve hafif olmalarını sağlayacak boşluklu kemiklere sahiptir. Evet. Bir de kısa olmasın diye de yarısı hakkında bilgi vereyim. Yarısı kuşlardan farklı olarak tüy ve kıl veya kıllardan oluşan kanatlar sahip değillerdir. Bunun yerine deri tabakası bulunur ve onların hareketi de kuşlara çok benzese de biraz farklıdır. Biz parmaklarımızı nasıl hareket ettiriyorsak onlar da kanatlarını katlayabilirler. Onları farklı şekillerde katlayabilir ve çok hızlı bir şekilde yön değiştirebilirler. Ayrıca ani olarak durabilirler. Ayrıca kuşlar gibi çabuk havalanamazlar. Bu yüzden onlar uyurken onlara saldırmaya çalışan bir hayvan olsa diye baş aşağı ve yukarı bölgede uyurlar. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Yarsaların ters yatabilmesinin sebebi ayaklarının normalde açık değil kapalı olmasıdır. Bir yere tutunmak için kısa sürelerini açarlar, sonra geri kapatırlar. Yani ayaklar normalde açık halde değildir, kapalıdır. Neyse, sanki ne kadar görüşürüz, hoşça kalın.